Selamlar. Aslında Hames Rodriguez'i çekmiştim ama olmamış. Juan Mata, ben videoları hazırlarken gördüğüm bir transfer haberiydi. Çok fazla transfer oldu. Biraz kendimi de test etmiş oldum böylelikle. Zaten dönem bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Mata ile ilgili konuşacağımız birçok done var. Onlardan başlayalım. Matayı zaten hepimiz tanıyoruz. 1988 doğumlu, 28 Nisan 1988, 34 yaşında. En son Premier Lig'de, İngiltere'de Manchester United forması giydi. İspanya Milli Takımı'nda da yıllarca izledik. Orta oyuncusu olarak oynayan, e, İspanyol yıldız. Çoğunlukla merkezi hücum orta saha olarak oynadı ancak kanatta da oynayabilir. Onu da söyleyelim kanatta da oynayabiliyor. Real Madrid'in gençlik akademisinden mezun olduğunda 2007 yazında Valencia'ya katıldı biliyorsunuz. Biz zaten ilk olarak Valencia'da tanıdık onu. 4 sezon boyunca 174 maça çıktı ve kulübün orta sahasının ayrılmaz bir parçası oldu. Biraz detaya ineriz birazdan. Ağustos 2011'de Mata Premier Lig'de İngiliz kulübü Chelsea'ye transfer oldu. 28 milyon euro ödediler. O zaman çok ciddi ücretlerdi. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası'nı kazandı. Ertesi yıl Chelsea'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Mata ve takım arkadaşı Fernando Torres, onlar çok büyük bir kanka. Zaten gitmesinde de onun payı var. Chelsea, ye. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarını aynı anda tutan ilk oyuncular oldular. Bunlar çok büyük apoletler. Chelsea'de Jose Mourinho'nun gözünden düştükten sonra Mata Ocak 2014'te 37.1 milyon euro karşılığında Manchester United'a satıldı. Mata e, İspanya'da 16 yaş altından itibaren 17 yaş altı, 19, 20, 21 hepsinde oynadı. Olimpiyat oyunları gördü. Üst düzeyde zaten çok e, ciddi seviyelerde temsil etti İspanya'yı ve İspanya'nın sevdiği karakterlerden biri yıldız futbolcu. Direkt aklıma zaten Dünya Kupası geliyor. 2010 Dünya Kupası geliyor. O kupayı kazanan takımın önemli bir parçasıydı. 2011'de 21 yaş altı takımında oynamaya devam etti ve İspanya'nın kazanmasına yardımcı oldu. UEFA Avrupa 21 yaş altı futbol şampiyonu o zaman Danimarka'daydı. Zaten belliydi oyuncunun geleceği. Altın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Turnuva takımının oyuncularından bir tanesiydi. Euro 2012 için yine oyuna girdikten sonra İspanya'nın Avrupa şampiyonluğu unvanını korumak için İtalya'yı 4-0 yendiği final vardı mesela. Orada yine sahnedeydi, golü de atmıştı. Mata, sağın ortasında, forvet arkasındaki favori oyun kurucu rolüne ek olarak, yani aslında favori noktası o. Her iki kanatta da rahat olarak oynuyor. Bunu ifade edelim. Yani o Hames gezden farkı o. Hames kanatta oynayamaz ama Mata oynayabilir. Gerçi daha genç Hames. Ama ikinci forvet olarak da kullanıldı Juan Bunun altını çizelim ve belirtelim. Kontrol, teknik, pas, yaratıcılık ve vizyonuyla tempo eksikliğini telafi etti hep. Bu da takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına ve birçok asist yapmasına neden oldu. Fiziksel güçten, hava topu, hünerlerinden yoksun ancak hareketlerinde hızlı, çevik bir futbolcu Juan Mata. Ağırlıklı olarak da sol ayaklı, aynı zamanda da tanınmış bir serbest vuruş uzmanı. Daha ne diyelim yani. Ancak sınırlı savunma becerileri ve çalışma hızı nedeniyle medyada, İngiltere'de zaman zaman eleştiri aldı. Çok fazla yerden yere vurdukları dönemleri hatırlıyorum bu takım savunmasına katkı sağlamadığı için. Ama biz Valencia'da tanıdık onu. İlk sezonda hem taraftarlar hem oyuncular tarafından zaten takımın en iyi genç oyuncusu seçilmişti. Hep de üzerine koydu. Sonrasında sezon boyunca etkileyici istatistikler elde etti. 11 gol 13 asist olması lazım. Barcelona'nın en iyisi olan Xavi'nin arkasındaydı La Liga'da. Xavi'yi takip ediyordu o sezon. Sonraki iki sezonda Mata Valencia için her zaman mevcut bir hücum figürüydü zaten. 68 maçta 17 gol attı. Kulüp arka arkaya işte üçüncü sırada bitirdi ligi. Ve sonrasında da zaten biraz böyle öne çıktığınız zaman hemen Premier Lig kulüpleri hücum ediyor. Ağustos 2011'de de Valencia Mata'nın Premier Lig kulübü Chelsea'ye 23.5 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında transfer olduğunu açıklamıştı. Şimdi az evvel anlattığımın detaylarına inelim. Ağustos 2011'de Mata Chelsea'ye gitti. 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. E, vatandaşı Fernando Torres, Stanford Bridge'e gelmesinin en büyük sebebi. Onu söyleyelim ve kendisine yardımcı olduğunu ve ikna ettiğini de sık sık dile getirmişti o dönem. E, Yossi Benoyun 10 e, e, numaralı forma giyiyordu. O da Fernando Torres etkisiyle beraber al 10 numara senin dedi. Mata, Chelsea'de Joe Cole, Mark Hughes, Ian Hutchinson ve Terry Venables'ın ardından on numaralı formayı giyen oyunculardan biriydi. Kolay kolay vermiyorlar on numarayı. Roberto Di Matteo'nun geçici A takım teknik direktörü olarak atanmasından sonra Mata sol kanatta oynamak yerine, solda oynatıyorlardı onu, merkezi orta sahaya, merkezi hücum eden orta saha olarak oynamaya başladı. Mayıs ayında devamında... Dennis Weiss ve Gianfranco Zola gibi Chelsea efsanelerinin ardından kendisine kulüpte yılın oyuncusu e, ödülü verildi. E sonrasında zaten Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz e, kazanan takım bir parçasıydı. Ve Roberto Di Matteo Şampiyonlar Ligi'nde Juventus 3-0 yenildikleri maçın ardından görevden alındıktan sonra Mata Benitez'le çalışmaya başladı. E, Benitez'i de tanıyor, biliyor zaten. Aralık 2012'de de. Chelsea zaten memnun performansından. 2018 yılına kadar sözleşmeyi uzatmıştı o dönem. Mart'ın 2013'ünde Stamford Bridge'de West Bromwich Albion'i 1-0 yendikleri maçta daha böyle kral bir oyuncu haline geldi. Yüzler kulübüne girmişti. Chelsea'nin tüm turnuvalardaki sezonuna yaptığı katkı nedeniyle de zaten onu yılın oyuncusu ödülüne aday göstermişlerdi. Ve sadece gol yaratma becerisi değil aynı zamanda kendi kendine gol atma yeteneği ifadesi geçiyor orada. Buna dayanıyordu daha doğrusu ve takım arkadaşı Eden Hazar'la birlikte aday gösterilmişti. Ayrıca bununla birlikte ard arda ikinci sezon Chelsea'de yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Yani üst üste almak da kolay değildir. Onu da belirtelim. Sonra ne oldu? Sonra Chelsea'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho gelince yedek kulübesinde çok zaman geçirdi Mata. Ve şunu da söylemek lazım, Mourinho oyun kurucu olarak onu tercih etmedi. O dönem Oscar'ı tercih etti ve Mata'nın daha geniş bir pozisyona uyum sağlaması ve defansif olarak da daha çok çalışması gerektiğini önerdi. Yani takım savunması yapmazsan benim takımda oynayamazsın dedi Jose Mourinho kısacası. Mata Chelsea'nin 22 Premier League maçından sadece 11'inde maça başladı ve Mourinho'nun altında düzenli bir oyuncu olmak için mücadele etti. Ama 2.5 sezonda 135 maçta 33 gol atıp 58 asist yaptığını da hatırlatalım. Sonra Ocak 2014'te bu iş böyle gitmeyecek dedi ve Chelsea'nin Manchester United'tan bir transfer teklifini kabul ettiğini açıkladı Jose Mourinho. Ee, onu da Mata olduğunu dile getirdi. Şunu da söyleyeyim. Manchester United Chelsea'ye o zamanlar kulüp rekoru olan 37.1 milyon sterlin yani 46 milyon euro ödedi ve Mata 2018 yazına kadar bir sözleşmeyi sağladı. Mata yeni sezona formda başladı. Daha sonraki maçlarda yedek kulübesine çekildi. Luis Fanal Wayne Rooney, Robin Van Persie'yi tercih ediyordu genellikle. Sonra sakatlıktan nedeniyle tekrar oynamaya başladı ve ilham veren performansları sayesinde Manchester United'ta mart ayında ayın oyuncusu seçildi. Ee, tabii bununla beraber yaz başında eski Chelsea menajeri ve onu Manchester'a satan kişi olan Jose Mourinho tekrar onun yanına geldi. Yani tekrar bir araya geldiler Manchester United'da. Oyuncuyla Jose Mourinho arasında gerginliklerin olduğuna dair haberler çıkmıştı ama bir maçtan sonra Juan Mata çıktı ve dedi ki Mourinho'yla hiçbir problemim yok hatta aramız çok iyi. Haziran 2019'da Mata Manchester United'la 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve 1 yıl daha opsiyon koydular onu da belirtelim. Haziran 2021'e kadar kulüpte kalması anlamına geliyordu bu da. Geleceği hakkında çünkü aylarca süren spekülasyonlar vardı ve bunlar bitmiş oldu, sona erdi. Sonraki sezonda Ekim 2020'de Premier Lig'de Newcastle United'ın 4-1 yendikleri bir maç var. Öyle bir performans gösteriyor ki yani çok konuşmuştu İngilizler. İngiliz basında da haberleri hatırlıyorum. E, sadece işte e, bu Maguire e, asisti, sadece gol değil e, tüm gollerin oluşumundaki etkisi, onun tüm gollere dahil olması Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer e, oyununu harika olarak nitelendirmişti ve e, Sky Sports'da e, büyük ölçüde Mata'ya döndüğü için Solskjaer e, böyle güzel oyun ve iyi bir galibiyet geldi haberleri yapılmıştı. Bu, yine o günden sonra Mata bitmedi e, konuşuluyordu, Mata daha bitmedi diye. Sonrasında da zaten Temmuz 2021'de Mata Manchester United'da bir yıl daha sözleşme imzaladı. Bir yıl daha kulüpte kalacaktı. E, Son maçını Crystal Palace'a karşı oynadı. Onu belirtelim. 22 Mayıs'ta oynadı e, Crystal Palace'a karşı. E, bu maçta dahil olmak üzere 2021-22 sezonunun tamamında toplamda 12 maça çıktı. E, çok fazla oynayamadı Mata e, ve kulüpten ayrıldı, veda etti Manchester United'da. E, Old Trafford'daki süresi boyunca 8 yıl e, toplamda 285 maça çıktı, 51 e, gol attığını belirtelim. 4 kupa kazandı. Onun sözleriyle aslında biraz toparlayıp bitirelim. Benim için iyi futbol nasıl beceri gösterdiğin ya da kaç oyuncuyu geçip gol attığın veya hangi takımı yendiğin değil. Top sizdeyken doğru kararı vermekle ilgili. yüzde %100 doğru kararlar veren oyuncular görüyorum gördüm. Iniesta gibi, Xavi gibi, İngiltere'de de Scholes, Lampard ve Gerrard gibi yanlış kararlardan çok daha fazla doğru kararlar verdiler. E, fiziksel niteliklere sahip birçok oyuncu görüyorsunuz, hızlı ve güçlüler ama doğru kararları vermezler, veremezler. O yüzden benim için en önemli şey o an oyunun sizden istediğini yapmak. Doğal olarak neyin doğru olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden defansif görevler en çok eleştirildiği bölümde biliyorsunuz bu defansif görevler yapmadığına ilişkin bu defansif görevler ve yapı hakkında düşünmeniz gerekse de sahaya çıktığınızda zihninizin özgür olması gerekiyor şeklinde. Mata ile ilgili daha fazla da konuşuruz da bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ben de epey yoruldum çünkü çok fazla video oldu. Sizlerle buluşturmak keyifli ama o de, o yorgunluğu alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Muhammat'a hayırlı olsun diyelim. Yaşı geçti belki ama nasıl performans sergileyeceğini ben de merakla bekliyorum. İzleyip göreceğiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Onu da söylemem gerekiyormuş. Hoşçakalın.